Arkadaşlar Merhabalar ee, Bu videomda 2021 tayfaya yönelik olacak ama 2021 20 tayfada izliyorsa lütfen dinleyin ee, 2021 tayfada işte bütün programı yayınlayacağım ve nerede olduğu yandan falan bahsedeceğim Bir 10, 10, 10 dakika ya da 15 dakika sürecek herhalde videom 2020 tayfa geçmiş olsun. Artık dinlenebilirsiniz. Artık rahat rahat 28 Temmuz'u bekleyebilirsiniz. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bir 2-3 dakikasını hakkınızda konuşacağım. Ondan sonra direkt 2021 tayfaya geçeceğim. Ama öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda 2020 tayfa bana çok güzel mesajlar attınız. Bugün sınavdan sonra hocam Allah razı olsun. Hocam harikasınız. Şöyle böyle. Ya o kadar çok mesaj geldi ki ben de şaşırdım Allah Allah niye bu kadar çok mesaj geldi. Tamam sınavları iyi geçti falan filan diye ama e, faydalı olabildik. Evet eyvallah çok güzel e, ama sonrasında sınav sorularını gördükten sonra gerçekten niye o kadar çok mesaj geldiğini niye o kadar çok yorum geldiğini anladım. Hem Facebook'tan hem Instagram'dan e, hem şeyden bu arada Instagram adresinde kenankara ile geometri orayı da aktif olarak kullanacağım inşallah hem birebirden mesajlar hem e, arayarak te, işte, teşekkür mesajları işte öğrencisinden velisine arkadaşlar vallahi e, biz zaten bunun için e, yola çıktık. Bir Allah razı olsundu. Yani onun 10 on kat daha üstünü verdiniz bana. Ben size size teşekkür ediyorum. Sizlerden de Allah razı olsun ciddi anlamda çok güzel işler yapmışız Demek ki çok güzel işler başarmışız demek ki çok iyi dinlemişsiniz demek ki beraber iyi başardık bu işi beraber başardık Sen olmasaydın bu iş olmazdı Yani sen bu kadar sabretip bütün videoları izlemeseydin olmazdı yani sınav sorularını gördüm konu anlatımında değindiğimiz her şey kitapta çözdüğümüz her şey denemede çözdüğümüz her şey denemedeki soru sayısına kadar ciddi anlamda tutturmuşuz. olsun yani biz burada Ekip olarak çok iyi işler yapmışız. Hem kanalımda hem de acil yayınların içerisinde mükemmel şeyler olmuş arkadaşlar. Sorulara bakıyorum. Hem konu anlatımındaki hem acil kitabındaki hem denemelerdeki sorulara bakıyorum. Birebir aynısı. Nereye değinmişsek oradan sorular gelmiş. Ee, valla harikasınız ya. Çoğunuz adımı kazımışım hatta bir soruya. Ken 06 yazmışım. Onu çok mesaj geldi ondan. Hocam tutturmuşsunuz. Ee, ikiz kenar yamuk soruları falan aynısı kitapta var zaten arkadaşlar. Vallahi sorulara da çok tanıdıktınız. İyi ki siz e, beraber çalışmışız. İyi ki o soruları görmüşsünüz ve rahat bir şekilde sınav geçirdiniz. Yani şunu da demek istemiyorum ama beraber beni izleyen arkadaşlar biraz şey olacak. Kendi reklamımı yapıyorum olacak ama beraber çalıştığımız arkadaşlar geometrisi sıkıntısız oldu. Onu gördüm yani. Ha şu da olabilir. Sınav anında psikolojiden dolayı şey yapan arkadaşlarınız da vardır tabii. Kötü geçen arkadaşlar da vardır ama yani 28 Temmuz'u Temmuz bekleyin arkadaşlar. Sonuçlarda inşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyoruz. Sizler de mutlaka e, güzel şeyler yapmışsınızdır. Başarmışsınızdır. Ama şu an stresten dolayı e, çok fazla da şey yapamıyorsunuzdur. Anlam yükleyemiyorsunuzdur bazı şeylere. E, sizlere de tavsiyem beklemeniz. Bekledikten sonra ondan sonra karar verirsiniz arkadaşlar. Valla 2020 tayfa. E, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yaptık. İnşallah 2021 tayfa içinde aynı güzel işleri başaracağız. Aynı güzel işleri yapacağız. Yalnız sizden bir isteğim var. Bir dileğim var. E, 2020 21 tayfa için Biz şey yaptık. Hatta ara sınıflar için bir kanal kurduk. Ara sınıflar kanalı ne? E, Acil matematik ara sınıf kanalını kurduk arkadaşlar. Sizden o kanal için destek bekliyorum. O kanala da abone olursanız sevinirim. Hatta e, abone olmaya bırakın bana güveniyorsanız ki o işin koordinatörlerinden biri de benim arkadaşlar. Ben burada kendi kanalımda nasıl titiz davranıyorsam orada da aynı titizlikle devam edeceğim. Benim e, en büyük sıkıntılarından birisi ara sınıf öğrencilerine hitap edememdi. Şimdi oradaki kanalla ara sınıf öğrencilerine hitap edeceğiz ve çok güzel işler yapacağız. 9, 10, 11 hatta 12. sınıfın da işine yarayacak güzel işler var arkadaşlar orada. O yüzden sizden ricam lütfen o kanala da abone olun. E, açıklama kısmına linki atarım zaten birincisi bu. ikincisi kardeşinizi. Ondan sonra e, komşularınızı, arkadaşlarınızı o kanala lütfen davet edin. Orada mükemmel işler olacak. A'dan Z'ye her şey olacak. Her kesim öğrenciye hitap edeceğiz. Orada ben, SML Hoca ve Sezgin Polat Hoca ile birlikte çok güzel işler yapacağız arkadaşlar. Şu an kanal aktif. Aktif e, konu anlatımı yok. O konu anlatımları ne zaman okulla birlikte gelecek arkadaşlar boş olmasına bakmayın. Sizlerden de biraz destek bekliyorum. Orada da çok güzel işler ve daha mükemmel işler yapacağız. E, hatta 2021 tayfa sizden de aynı şeyi istiyorum. Lütfen arkadaşlarınıza falan duyurun. Bana güveniyorsanız oraya da e, abone olmanızı istiyorum. Çünkü orada da konu anlatımlarımız olacak ve çok güzel işler yapacağız arkadaşlar orada. Evet 2020 tayfa haydi bakalım şimdi dinlenmeye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi ne yapıyoruz? 2021 tayfa arkadaşlar 2021 tayfa buraya kadar izlediyseniz dinlediyseniz zaten farkındasınızdır. Şimdi ee, biz biraz sanki bu işin şifresini ÖSYM'nin şifresini çözdük sanki acil yayınlara ekibi olarak yani. Ben aynı zamanda acil yayınlarına da e, çok yoğun olmama rağmen İbrahim Turan Başay ve Masum Öztürk hocam e, beni de bu işin içine kattılar. İyi ki kattılar. Eğer ben bu acil yayınlarının ekibine girmiş olmasaydım bu kadar kaliteli bu kadar iyi soruları yazamayacaktım ve neredeyse soru tutturamayacaktım. İyi ki ben bu acil ailesindeyim ve soruların e, analizini çok iyi bir şekilde yapabiliyorum ki bu sene hazırladığım notlarda da aynen bu analiz dahilinde olacak. MSU sınavında da söylemiştim. Geometri soruları yeni nesil arkadaşlar yeni nesil gibi gözükmüyor olabilir ama yeni nesil yarısı yeni nesil çıkıyor sorularda bakabilirsiniz. Ee, yarısı yeni nesil yarısı yeni nesil olduğu için hatta yeni nesil sorular da şu şekilde eski nesil soruları yeni nesile çevirebilen sorular yine eski mantık var orada. Biz onu çok güzel bir şekilde yapıyoruz kardeşim. Sorularda da göreceksin. Ee, hatta şöyle bir şansınız var. Soruyu ben yazıyorum ya orada konu anlatımında. Bak eskiden böyleydi soru bunu bu hale çevirmişim. Senin de karşına bu hale çevirmeni isteyebilirler. Notunu düşerekten konuları anlatacağım hep. Bu konuda da şanslısın. Bu konuda da hiçbir sıkıntı sıkıntı yaşamayacaksın inşallah. Yani sorunun özünü mantığını vereceğim sana. 2021 tayfa o yüzden bu konuda da biraz şanslısınız. İnşallah birlikte şey yapacağız. Ama bak şunu söylüyorum. Olur. Mutlaka olur. Ee, YouTube'da artık bir öğrenme merkezi yerine geldi arkadaşım. Eğer sen bana ısınamadıysan, e, birkaç hafta dene ısınamadıysan, elektrik alamadıysan lütfen git. Lütfen git, lütfen git. Çünkü e, başka bir öğretmende belki o ışığı bulacaksın. Başka bir öğretmenle belki daha iyi bir şekilde kavrayacaksın. Ya illa da benden izle diye bir şey söylemiyorum. Ben Taktiğimi söyleyeyim hatta. Buradayken taktiğimi söyleyeyim. Ben geometriyi farklı bir tarzda anlatıyorum. Belki tarzım sana uygun gelmeyebilir. Benim tarzım şu kardeşim. Basitten zora doğru giderim. Ki burası çok önemli arkadaşlar. Ki bununla da ilgili çok mesaj aldım. Hocam senenin başında sıfır geometriydim. Hatta mezuna kalmış çocuk. Geçen sene geometri sorusu gördüğün zaman çizip geçerdim diyordu. Ama bu sene full yaptım hocam diyen çok mesaj aldım arkadaşlar. Çünkü öyle bir konu var ki basitten zora doğru çok güzel kıvamında basit soru basit soru basit klasik basit klasik ve sonra yavaş yavaş adım adım yeni soruya doğru gidiyor. Yani bu şekilde ve ezbere değil. Geometri görme işi değil. Benim sloganım bu zaten. Göreceksiniz sen içerisinde de. Ben şunu söylüyorum. Geometri görme işi diyenlere inat. Geometri verilen bilgileri kullanabilme yeteneği mantığıyla gittim. Ve o mantıkta anlattım. Ve ee, o yüzden de belki de buradaki konu anlatımlarım tuttu. Ezbere değil. Mesela dörtgenler konusunu, paralel kenar konusunu anlatırken ben sadece tanımını veririm. Tanımından hep üçgenlerden sonra iki sayfa boyunca üçgen sorusu. Yani paralel kenarda üçgen yardımıyla yapılabilen sorulardan bahsederim. Sonra özelliği veririm. Bu özelliği bilmene gerek yok. Zaten üçgenden çıkıyor diye de gösteririm. O yüzden üçgenler konusunda da arkadaşlar bayağı bir cebelleşeceğiz. Tamam mı? Evet benim tarzım sistemin bu şekilde ezbere genelde yer yok ama bazı formülleri tabii ki bileceğiz tanımları bileceğiz daha doğrusu. Ee, bu şekilde bir sistemim var ve bu şekilde güzel bir şekilde senenin sonunu getireceğiz. Geometri sıfırı olan arkadaş dinle beni. Geometrisi orta halli geometrisi çok iyi olan arkadaş da beni dinliyor zaten ve sıkılmıyor. Çünkü niye? Aradığı her şeyi bulabiliyor. Konu anlatımında kolay, orta ve zor yeni nesil. Yani yeni nesili için, işin içine katan bir şey olduğu için arkadaşlar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız inşallah. Bu seneki pdf'lerle de daha kaliteli bir şekilde karşınıza çıkıyorum. Bazı sorular var hocam ee, biz eski pdf'ten çalışmaya başlamıştım zaten üçgenlerin yarısından fazlası bitti. Devam kardeşim eski pdf de hemen hemen aynı %80 aynı. Aynı temel mantıkla zaten bu sene full çıkartanlar. Ee, sırf o pdf'ten full çıkartıyor, sen de yine aynı şekilde o pdf'ten full çıkartma adayısın artık. Yani oradan da devam edebilirsin ama başlamamış olanlar. Birlikte yeni pdf'lerden başlayacağız. Yeni benim yönlendirmemle başlayacağız. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben e, şey var burada görüyorsunuz. Bir program var. Temmuz'da kalmış ama burada. Temmuz, Temmuz'dan başlayacağız zaten. Evet bu program dahilinde başlayacağız. Şimdi programı biraz tanıtayım size. Asıl programı pazartesi günleri yayınlayacağım. Her pazartesi size rehberlik yapacağım. Bu hafta bunu 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 yapacaksın, şu kitabı şu kitabı çözeceksin diyeceğim. Genelde e, genelde değil herkese ödev vereceğim arkadaşlar. 3 kitap çözeceğiz. Benimle birlikte çalışan arkadaş 3 kitap. Bunun bir tanesi Acil Geometri. Kesinlikle çözülmeden sınava girilmeyecek kardeşim. Yarın ilk için acil geometriyi almak. İkincisi kolay geometrinin kolay bir kitabı yani olayı kavrayabilmek için alacağımız bir kitap. O da geometrinin ilacı diye bir, bir kitap arkadaşlar. Şu an dizgi aşamasında çıkacak. Yarın bununla da ilgili ben size videoda söyleyeceğim arkadaşlar ne zaman çıkacağından falan da bahsedeceğim. Ama ilk işiniz yarın bu acil kitabını almak olsun lütfen. Acil olmazsa olmaz. Acil çözmeden sınava girmek yok. Hocam zor diyorlar. Değil. Biz benimle değil. Tamam. Hatta acil kitabını yeniden bu sene çözeceğim. Eski baskısı hocam eski baskısı geçen seneki baskıyla yine devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, yeni basılsa bile 2-3 soru değişecek sadece. Toplam kitapta 2 soru değişecek. İstediğin e, kırtasiyeden, işler e, kırtasiyesinden al kardeşim. Acil kitabını al. Eskisi de olsa, yenisi de olsa hiç fark etmez. Eskisi de güzel soru, yeni eklenen soru da hemen aynı ayarda bir soru zaten arkadaşlarım. O kitap alınacak. Bu kitapsız yapmayacağız, tamam mı? Bu sene şöyle bir şey planlıyorum arkadaşlar. Her hafta size telkinde bulunacağım. Yani her hafta pazartesi benim sesimi duyacaksınız. Nasıl duyacaksınız? Bak şimdi kardeşim. Buraya ne yazmışım? Buraya ne yazmışım? Pazartesi günü. Mesela 29'unda. Ondan sonra 6'sında pazartesi günü. Görüyor musun? Hep pazartesi günlerimiz bizim bu şekilde rehberlik günü. Yani kardeşim sen bu hafta şu konuya çalışacaksın ve şu kitaptan şu kitaptan şunları çözeceksin. İki kitap çözdüreceğim. Üçüncü kitaba sonra geleceğim. Biraz sonra anlatacağım onu. Şunu söyleyeceksin bu şekilde yapacaksın. Ya hocam işte her gün bir video yayınlasanız da her gün bir video yayınlarsam şu an 7 aylık bir program var önümde. 7 ay yani 4 kere 7 28. 28 günde bitirebilirim aslında ama bakın arkadaşlar ben şu konuda çekincelerim var aslında. Şu an bir Covid maalesef pandemi sürecindeyiz ve okulların açılacağından bile şüpheliyim. Açılsa bile değişik bir şekilde açılacak. Belki açılsa bile veliniz göndermeyecek belki de. Yani o yüzden bu ihtimalde düşünerekten aynı okuldaymışız mantığında bu programı hazırladım arkadaşlar. Ee, her gün yayınlamaya gerek yok. Ama önden gidecek belki arkadaşlar vardır diye ben 2-3 hafta önden hatta bir ay önden de gidebilirim. Onu da söyleyeyim. Ama e, geometrisi zayıf olan arkadaş da iyi olan arkadaş da kötü, e, orta olan arkadaş da bu programa takip ederse hem konu anlatımına doyacak hem ödevlere doyacak hem kitapta sorular çözecek hem de zamanında bitirecek. Bak çok önemli. Ben 7 aylık yapmışım. Şubatın sonunda bitiyor. Mayıs e, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bir de Haziran. 4 ay kalıyor sınava. 4 ay kalıyor. Sen bu 4 ay içerisinde ne yapacaksın? Ben bu 4 ay içerisinde. Mesela ben geçen sene e, pandemi süreci girdi. Pandemi sürecinden sonra şunu yaptım. E, ne derler? Geometri tekrar canlı videoları yaptım. Bu seneki öğrencilerin acayip işine yaradı. Belki de o yüzden bu kadar öğrenciler geçti. Aynısını size de yapacağım arkadaşlar. Canlı yayınlarla geometrik tekrar dersleri kendi sorularını hazırlamıştım onu. Yine size de aynı şekilde yapmayı planlıyorum. Sonra kitap çözümleri, o çözümleri, bu çözümleri zaten yapacağız. Onlar farklı bir şey. Onları da zaten halledeceğiz arkadaşlar. Evet benim tavsiyem geometrisi çok iyi olan öğrenci bile izlese ee, tam zamanda bitirmiş olacak. Tam zamanlama olarak süper olacak. Çok hızlı bitirirsek de bence sıkıntı. Çünkü öyle bir planlamam var demiştim ya. İyiye ayrı kötüye ayrı yapacağım demiştim ya. Sonradan düşününce en mantıklısı 7 ayda bitirmek olacaktır. Ee, i̇yi olan öğrenci sabretsin. Kötü olan öğrenci ayak uydursun. Çok işinize yarayacak. Çünkü üçgenlerde ayak uydurabildiğin kadar uydur. Belki bir hafta sarkabilir. Ee, ama sonrasında var ya Acayip olacaksın takır takır öyle bir ayak uyduracaksın ki sen bile kendine şaşıracaksın. Genelde beni izleyen arkadaşlar e, bu sene fark ettim bunu. Youtube'dan da izleyen e, dersine girdiğim öğrenciler de dershanede şey yapıyorlar. 8 net garanti 8 net giriyorlar 8 neti yapıyorlar. Ben de şaşır şaşırıyorum aslında. E, niye? Çünkü tak 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 temel mantığı veriyoruz. Yeni neslin nereden geldiğini anlatıyoruz falan filan. Aynı şekilde geometrisi zayıf olan arkadaş 8 net yapacaksın büyük ihtimalle. En az 8 net 10 sorudan. Yani e, eşit ağırlık öğrencisi sayısal öğrencisi hiç fark etmez. Geometriden 8 net yapmak ne demek biliyor musun? Matematiğin 30 bandının üstüne çıkması demek. Matematiğin 30 bandının üstüne çıkması demek ne demek biliyor musun? Kesin istediğin yere gittin demek. Diğer branşlarda bir sıkıntı olmazsa. Kesin sınavda bir aksilik olmazsa istediğin branşa gittin. Sabret beni dinle bana güven benimle hareket et. Çok iyi yerlere gideceksin. Hiç merak etme. Tamam. Evet ben bu sene nasıl yapacağım? Bu sene şu şekilde olacak. Evet e, bu sene bir de eski PDF'den devam edenler devam etsin. Alsın yolunu gitsin. E, tekrar söylüyorum bu sene fulleyenler de o PDF'den gitti. Ama yeni başlayacak olanlar benle birlikte yeni PDF'den gitsin. Bu sene farklı bir şey deneyeceğim ve çok süper olacak. E, bence çok iyi olacak bu. Ben her pazartesi size mesela yarın atacağım öğlen atarım büyük ihtimalle her pazartesi size bir video yayınlayacağım dedim ya orada bir rehberlik yapacağım kardeşim bunu 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 çöz bu konuları dinle konu anlatımını yap falan filan diye anlatacağım ondan sonra sen pazartesi ve salı, salı günü ön hazırlık yapacaksın ön hazırlık nedir hocam ön hazırlık ne biliyor musun kardeşim ben sana pdf verdim ya pazartesi. Doğruda açı mesela. Bu haftaki konu doğruda açı. Üçgende açı ek çizimler. Sen doğruda açı videosunu izlemeden önce doğruda açıyı açacaksın. O pdf üzerinden çalışacaksın. Her şey yazıyor zaten orada. Çalışacaksın çalışacaksın. Oradaki soruları çözeceksin. Çözemediğin sorular olabilir. Çok fazla takılma. Ondan sonra aynı gün pazartesi ve salı ön çalışmayı yaptın. Çarşamba günü geldin. Videonun karşısına geçtin. Bütün soruları yapsan bile konuyu anlasan bile videoyu izleyeceksin kardeşim. Video burada çok önemli. Çünkü e ee, öyle yerlerde öyle kritik cümleler söylüyorum ki arkadaşlar sen beni izlerken arada ufak ufak notlar alacaksın böyle. Ufak ufak notlarını alacak, alacaksın ve e, belki sen soruyu farklı yoldan çözdün. Belki benim çözdüğüm yol daha iyi. Belki senin çözdüğün yol daha iyi yorumda da belirtirsin onu. Sen o yolların aa bak böyle de çözülebiliyormuş dediğin zaman böyle onun üstüne çok da güzel bir şekilde bir konu anlatımı yaşamış olacaksın ve geometride hiçbir eksik kapı kalmayacak bu şekilde. Sen ön hazırlığını yap videoyu izle. Ondan sonra yeniden o soruları o şekilde benim çözdüğüm şekilde çöz. Ondan sonra verdiğim ödevi yap, mükemmel olacaksın. Mükemmel mükemmel olacaksın. Bak şimdi, sisteme bak. Ben bu şekilde anlatmışım. Bak üçgen, görüyor musun? Doğruda açı. Şuraya bak. Şurada doğru da açı, ek çizimler, üçgende açı falan filan var. Dur, şey yaptım. Sonraki hafta yine hazır dik üçgen, bu konular ben size PDF'lerini vereceğim arkadaşlar. Sonra ikizkenar eşkenar, sonra benzerlik sonra üçgende alan. Tabi iki kitapla birlikte çözeceksiniz. Hocam üç kitap demiştiniz. Ben bunları verdikten sonra iki kitap ödev vereceğim bununla ilgili. Üçüncü kitap nerede? Dur bekle. Bekle 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 bekle. Sonra bak üçgende hala bitmedi. Açı kenar ve üçgende merkezler. Bitti mi üçgen konusu? Üçgen bitti. Bittikten sonra ara veriyoruz. Ben ara veriyorum videolara. Video yüklemeyeceğim. Ama sen devam ediyorsun. Ne yapacaksın? Sen burada üçgenlerle ilgili Soru çözeceksin. Benim tayin ettiğim kitabı çözeceksin. Sanırım 100 küsür sayfa olur. 100 küsür sayfaydı. Şeyi de üçgenlerle ilgili bütün soruları da 2 haftalık süre tanıdım arkadaşlar burada. 2 hafta boyunca bununla ilgili ödev vereceğim sana. Bunu izleyeceksin, bunu dinleyeceksin. Tamam? Bu şekilde üçgenleri yaptık. Bitti. Soru çözümleri de bitti. Bunların e, kitap çözümlerini de zaten ben yapacağım zaten arkadaşlar. Sonra geldik dörtgenlere. Aynı şekilde dörtgen paralel kenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen kare, yamuk, çokgenler. Bak bütün dörtgen ve çokgen konusu bitti. Sonra yine aynı şekilde bir kitaptan ödev vereceğim. Dörtgenler soru çözümü, dörtgenler soru çözümü. Bu şekilde. Yani bir kısım, bir bölüm bittikten sonra iki hafta es vereceğiz. Yani orada soru çözmeniz var. O yüzden bu program bence sizin için çok önemli. Bakın Eylül, Ekim, sonra Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Bak görüyor musunuz? Şubat'ta bitmiş. Şubatın sonunda bu şey bitiyor. Bütün soru çözümleriyle ilgili bitti. Sen şubatın sonunda ne yaptın? 3 kitap bitirdin geometride. Mükemmelsin. Geometriyi fullleyecek hale geldin. Artık geometriyi fullleyecek hale geldin. Ama biz işi şansa bırakmayacağız. Ondan sonra biraz ben orada bir ara veririm büyük ihtimalle ya da siz bir deneme deneme alırsınız. Büyük ihtimal deneme alırsınız. Deneme çözeceksiniz kardeşim. Geometri denemesi çözeceksiniz. Geometri denemesi çözdün, 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 çözdün. Ondan sonra şubat Mart ayını öyle geçirdim mesela. Mayıs ayında da e, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayında da pardon. Nisan ayında da ben sana geometri tekrar dersleri yapacağım. Büyük ihtimalle her gün ya da iki günde bir geometri tekrar dersleri de çok içine yaradı bu seneki 2020 tayfanın. Senin de işine yarayacak. Haberin olsun. Tamam. Bu şekilde. Ben mesela şunu yapmadım. Son ay arkadaşlar şunu yapmadım. Ki çok da iyi yaptım bence. Arkadaşlar, son ay hiçbir öğrenciye hiçbir şekilde video yayınlamadım. Sadece sınava girmeden 3 gün önce 2020 tayfa bilir başarılar mesajı yayınladım. Sınavda şunlara, şunlara, şunlara dikkat edin dedim. Niye? Çünkü son ay öğrencinin şunu yapması gerekiyor. Bence benim tavsiyem buydu. Ben bu şekilde öğrencilerime şey hakkında bulundum zaten. Son bir ay öğrenciye karışılmaması lazım. Yani son bir ay ön öğrencinin ne yapması lazım? Deneme çözmesi lazım. Hiçbir şekilde karışmadım. Denemesini çözdü. Yapamadığı soruları YouTube'dan baktı falan filan. Yeni video yayınlayıp da öğrenciyi oyalamak istemedim. Boş e, hedefler göstermedim. Vay iki günde bütün geometri tekrarı. Vay üç soruda geometri tekrarı falan filan. Bunlar bilmiyorum bana boş iş gibi geldi. Yapmadım. İyi ki de yapmadım. Çünkü yani iki günde halledilmez arkadaşlar bizim 7 aylık bir emek harcamamız lazım. Ondan sonraki son 1 ayda sizin en büyük emeğinizi göstermeniz lazım. Soru çözümlerle onunla bununla şunla arkadaşlar. Bütün sene boyunca yapacağım işlem bu şekilde. Arada kitap çözümleri olacak. Arada size denemeler aldıracağım mesela. Denemeler çözdüreceğim. Bunların aralarına deneme de ekleyeceğim arkadaşlar. Ama genel program bu. Bu programa nereden ulaşacaksınız? Ben bu PDF'in altına bu e, videonun altına bir açıklama bırakacağım. O açıklamada link var arkadaşlar. Bir bizim e, acil matematik ara sınıf kanalının linki oraya girip lütfen abone olun. Arkadaşlarınızı da çağırın. E, destek olun. Komşularınıza da söyleyin. 9. sınıf 10. sınıf orada çünkü düzenli bir şekilde çok düzenli bir şekilde konu anlatımı olacak. Çok düzenli bir şekilde hem de. Yani karışık şeyler olmayacak arkadaşlar. Mükemmel bir çalışma olacak. Bir onun linkine bırakacağım. Oraya basıp lütfen abone olun. İki... İki de şu. E, ben şey drive'ımın linkini atacağım. Paylaşımı açık bir kısım var arkadaşlar dosya. 2021 tayfa yazacağım oraya. Oraya tıklayınca bir e, PDF pdf'e ulaşırsınız. Pdf burada diye. O da büyük ihtimalle pazartesi günleri pdf paylaşma günüm ya. Pazartesileri atalım arkadaşlar. Bir de ne paylaşacağım orada? Şu program. Ya orada hep başlık başlık bulursunuz zaten. Program olur, değişik şeyler olur, bilmem ne olur rehberlik şeyleri olur arkadaşlar. Ee, oraları o linke tıkladığınız zaman her şey açık ve net bir şekilde karşınıza çıkar zaten. Tamam. Bu şekilde yapacağız. Oradan da linke ulaşabilirsiniz. Bazen şu sıkıntılar yaşanabiliyor internetten kaynaklı. Hocam basıyoruz indirilmiyor. İnternetinizi yenileyip tekrar indirin arkadaşlar. Ee, orada hep açık olacak zaten o. Oradan da indirebilirsiniz. Tamam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yarın yani pazartesi günde ee, bu hafta ne yapmanız gerekiyor? nasıl davranmanız gerekiyor ondan bahsedeceğim. Aynı benim gibi SML, Hoca'da, SML hoca da, SML hocanın kanalına da bakın arkadaşlar. Benim gibi program yaptı. Onun programını da uyarsanız matematikten ve geometriden çok güzel işler yapacağız, çok güzel şeyler yapacağız ve sizi en üst seviyeye getireceğiz arkadaşlar. Bizim temel amacımız bu zaten. En üst seviyeye getireceğiz. Ee, ben bu işi tekrar söylüyorum. Ee, sene sonunda bir Allah razı olsun için yapıyorum ki bugün çok geldi zaten o Allah razı olsunlar. Sizler için de aynısı arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde bir Allah razı olsun sene sonunda demeniz dileğiyle ee, Aynı şekilde destekte olmak isteyen arkadaşlar oluyor. Katıl butonunu açtık. Destekte olmak isteyen arkadaşlar katıl butonuna basabilirler. Ee, bastığı zaman da orada da video var izleyebilirsiniz zaten. Ama basmasanız bile tekrar söylüyorum o katıl butonuna destek vermeseniz bile sonuna kadar bu seneki yaptığım bütün işlerde size hakkımı helal ediyorum. O konuda hiçbir sıkıntı şey yok arkadaşlar. Tamam. Evet anlatacaklarım bu kadar. Bir de yarınki şey videomu bekleyin. Ee, bu haftaki videomuzu bekleyin arkadaşlar. Çarşamba günü derse başlıyoruz. Çarşamba günü bütün videoları yayınlarım. Konu anlatım videolarını yayınlarım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam. Evet 2021 tayfa. İnşallah Seneye bomba gibi başlayacağız ve çok iyi bir şekilde çok güzel işler yapacağız ee, Pazartesi günü yani yarın görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.